Ve herkesi biz bugün Türkiye'de futbol tarihinde ilk defa galip gelinen maçtan sonra sessizliğe vurmayıp, kafamızı kumun altına sokmayıp bunu yaparken herkesi de, tüm kulüpleri de buna davet ediyoruz. Lütfen herkes mağlup olduğunda değil veya beraber kaldığında değil, galip geldiğinde çıkıp konuşsun. Herkes aynı şekilde, nasıl ki Mecnun Başkanımız bu pozisyonda açıklama istediği gibi, diğer takımlar da kendi lehine aleyhine olduğunu düşündüğünde de açıklama istesin. Herkes birbirinin hakkını savunma noktasında el birliğini varsın. Biz de bundan sonra şunu sorgulayacağız. Madem ki bizim adalet arayışımızın sorgulanıyor samimiyeti, biz de yani hiç değilse çaba gösteriyoruz. Yani yola çıkana ya yavaş yürüyorsun diyorsun ama sen yolda bile yürümüyorsun. Herkesi buraya davet ediyoruz ve bundan sonra bunun takipçisi olacağız. Kendi camiamıza, taraftarlarımıza da şunu iletmek istiyorum. Anlaşılmayan durumları lütfen iyi niyetli, kötü niyetli birbirinden ayırt ederek, biz başkalarına haksızlık etmeyelim. Yani açıklamalar yapan insanlara biz mümkün olduğu kadar Galatasaraylık duruşuyla yaklaşalım. Ama bu kadar hep birlikte kıyamet koparılması, bu kadar bu işin işte açıklamalar, basın toplantıları, herkesin bir arada yapması, ne kadar kararlı bir şekilde şampiyonluk yürüyüşünde olduğumuzu, ne kadar kararlı bir şekilde sonuca gitmekte ne kadar kararlı olduğumuzu ve bir gün söylemiştik her zerredeyiz diye, her zerreye nasıl dokunduğumuzun bir göstergesi. Bu sesi yükselten, bu çığırışı yapan herkes de demek ki bizim her zerreye nasıl dokunduğumuzu görüyorlar. Bu anlamda hem adalet yolculuğunda doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Beethoven'ın bir sözü vardır. Yani bu, bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim diye. Biz o gün basın toplantısında bunu söyledik. Burada bir klik var. Bu adalete zarar veriyor diye. Şimdi birçok insan bizden farklı düşünse de bu noktaya gelmiş durumda. Çünkü bir anda açıklanamayan hatalar şeyi ve bununla bir şeye mi çalışılıyor? Bunların da aydınlatılması lazım. Yani yarın bir gün farklı yönde aleyhte hatalar olacak da bunun bir altlığı mı yapılıyor? Bilemiyorum. Çünkü bunların açıklanması gerekiyor. Bilemiyorum derken şüphe duyduğumuzu ifade etmek için bilemiyorum diyorum. Kati olarak böyle bir düşüncemiz olsa yarın bir gün bunun altlığı yapılıyor diye açıkça söyleriz. Bunu söylemekte de tereddüt etmeyiz. Netice olarak gördüğümüz ve okuduğumuz şu. Yani iyisiyle kötüsüyle birlik gidiyor. Kararlılıkla biz şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyoruz. Her takım tabii ki bu sene çok rekabetçi bir lig. Rakiplerimiz de herkes de böyle puan puana çok az farkla birlikte yürüyor. Ve böyle rekabetçi bir ligde yine dediğim gibi Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmek. Çıkıp biz de bu pozisyonlar için açıklama istiyoruz. Herhangi bir şekilde, bakın, o pozisyonda hata varsa bile onun da açıklamasını istiyoruz. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz. Bunu söylüyoruz. Şu an dediğim gibi hakemlerle veya o kararlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Çünkü artık yasak, ki biz buna itirazımızı da ilettik. Böyle olmaması gerektiğini, ceza ile karşılaşılmaması. Çünkü insanlar özgürce fikirlerini söylemeli lisan-ı münasip içerisinde. Zaman zaman biz de lisan-ı münasip içerisinde, ben şahsen kendimi öz eleştiride bulunabilirim, söylemediğim oldu bir sinirle, ama bundan sonra öyle yapmamaya kararlıyım. En azından onu da ifade etmiş olayım bu şekilde. Yani adalet, haksız olana zulüm geliyor ya, öyle değil aslında yani. Çünkü insan kendi gözünde hep kendinin haklı olduğunu ispat etmeye çalışır. Benim topluma da, tüm takım taraftarlarına da çağrım, şunu yapmaya çalışalım. Bakın, ben de yapmaya çalışıyorum, yapabiliyorum demiyorum. Ben de yapmaya çalışıyorum. Kendimiz için istediğimizi başkasının da istediğini düşünelim. Kendimiz için yargıladığımızı tam tersi onun tarafına geçip onun için de yargıladığımızı düşünelim. Böyle daha doğru bir noktaya geleceğiz. Çünkü federasyona ilk gittiğimizde de bunu demiştik. Biz Türk futbolunun artık Avrupa'nın 5 büyük ligi değil 6 büyük ligi olması gerekir konuştuk.
Pardon. Pardon. Tekrar. Altı büyük ligi olması gerektiğini konuştuk. Altı büyük ligden birisi olmak için herkesin başkası adına düşünmeye ihtiyacı var. Yarın biz bu işlerden çok keyif aldık. Çocukluk yaşlarında da hala genciz. Ama üniversite yıllarında da hepimiz, herkes. Rekabet çok zevkli. İnsanın en fazla tartışmaktan keyif aldığı, en fazla birbirini kışkırtmaktan şakayla keyif aldığı rakip takımlarla oluyor. Rekabetten müthiş keyif aldı herkes, hepimiz. Ama yarın bir gün çocuklarımızın da, bizden küçük insanların da bundan keyif alabilmesini sürdürebilmek için herkesin elinin taşın altına sokması gerekiyor. Samimi arayışa, kendisi için konuları gündeme getirmemesi gerekiyor sadece. Biz bu yolumuzda ne olursa olsun, ayağımız neye takılırsa takılsın, İnsanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden, Türk sporunu, Türk toplumunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Bundan önce yanlışlar yapılmıştır, edilmiştir. Bunlar için hiç şeyim yok ama her zaman Galatasaray'ın genel şeyi, yıllarına bakacak olursak, Türkiye'ye olimpiyatları getirmiş, birçok branşı getirmiş. 1905'te bile biz bugün diyoruz ya, altı büyük lig olmaktan bahsediyoruz. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vizyonu, yani Türk olmayan takımları yenmek. Yani hep uluslararası vizyonlar koymuş. Bir kulüp, bir camia. O yüzden tüm taraftarımızın da buna dikkat ederek her zaman düşünmesini istiyoruz. Ve son olarak herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bundan sonra biz Galatasaray olarak bunu tüm kulüplerimizden istirham ediyoruz. Ne olursa olsun kendimizin aleyhine olduğunu, pardon lehine olduğunu düşündüğümüz bir şey varsa da çıkalım, açıklama isteyelim. Biz bu ilk basın toplantısını yaparken ne dedik? Bunları yorumlatacağız profesyonel kişilere. Bunların hepsini yorumlatacağız. Yeter ki o yayın hakkı verilsin, göreceksiniz. Aleyhe lehe hiçbir şeyi yapmadığımızı, hepsini yorumlattığımızı. Neyse bizim çıkarımıza veya değil, hiçbir şeye bakmadığımız, zaten öyle itibarlı bir uluslararası isim ki kimsenin zaten öyle birisini tercih ettik. Manipüle edemeyeceği bir insan olsun diye. Ve herkese çağrım da şu, kendimiz kadar başkalarını da düşünmemiz lazım. Çünkü bu spor birçok insanın umudu, mutluluğu, her şeyi. Bunu kirlettikçe değer yitiriyoruz. Bizler de eksik yanlış bir şey yapıyoruzdur diyeyim. Yani yapmamaya gayret ediyoruz. Bildiğim böyle şey yok ama muhakkak varsa bizler, ben hep böyle düşünmeye çalışıyorum. Başkası adına düşünelim. Gerçekten samimiyete inanalım. Ben 40 yaşındayım. İdealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü Galatasaraylılık da böyle bir şey. Bu konuda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu herkes de görecek. Nizami bir gol iptal ediliyor. Kimse sebebini bilmiyor. Dünkü olayı arkadaşlar, Türk futbolun geleceği açısından çok büyük bir fırsat, büyük bir fayda, belki de mihenk taşı olacak Allah'ın nimeti bir olay olarak ele almak istiyorum. Çünkü daha 15. haftadayız. Bunu düzeltecek vaktimiz var. Şampiyonluk potosu olsun, Avrupa potosu olsun, düşme potosu olsun, bunun minimum etkiyi getirecek zamanımız var ve bu dünkü olaydan ders alıp gerekli doğru adımları atabilirsek. Şimdi, Sayın Erden Tümör çok yaygara kopartılıyor gibi bir laf etti, kıyamet kopartılıyor dedi. Evet, kopartılıyor. Ama bu öyle böyle bir olay değil. Size ne oldu, ne oluyor da diyemezsiniz Fenerbahçe'ye. Çünkü biz de yarışın içindeyiz. Aşağıda İstanbulspor, Kasımpaşa, Ümraniye, Giresun, onlar da yarışın içinde. Herkesi etkileyen bir olay bu. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 defa sıkıntı var. Merak eden koku alıyoruz dedik ve dünkü olaylar yaşandığı için biz bugün buradayız. Dolayısıyla kıyamet kopuyorsa bir sebebi var bunun. Bu öyle herhangi bir hakem hatası değil.
Bu öyle bir olay ki belki de şöyle bir durup nefes alıp ya bunun futbol dışındaki unsurlar var mı diye bakmamız gerekir. Yıllar önce Aziz Yıldırım ne demişti? Ne şikesi, memleket mi? Memleket elden gidiyor demişti. Ben benzer bir şey söylemek istiyorum. Ne hakem hatası ya? Bu memleket meselesi. Ya bahis işi var işin içinde. Onu bile düşünmeliyiz. Belki seçim arifesindeyiz. Kaosa sürükleme gibi düşünceler olabilir. Bunlara da bakılması lazım. Çünkü göz göre göre böyle bir olay yaşandı dün gece. Bunu normal bir masum hayatın olağan akışı futbol içinde olan bir olay olarak kesinlikle ele alabileceğimiz bir hata, bir o konu değildir bu. Bu hata değil zaten. Şimdi ben söyleyeyim Sayın Erdem Timur, niye millet kıyamet koparıyor? Bugüne kadar Türk futbolunda iptal edilen bir golün sebebinin kimsenin bilmediği bir olay yaşandı mı? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski hakemler, futbolcular, yorumcular, muhabirler, köşe yazarları, bir iki tane çok bana göre şaibeli gazeteci, meslektaşınız diyemeyeceğim, tamamen olaya takımdaşlı gözle bakıp köşe yazarlarına olayı değinmemişler bile maçı yazarken. Onları bir yere koyuyorum. Onların bir iki tane kendilerini bilir. Bugün soru soranlara da geleceğim basın toplantısında. Kimse bilmiyor. Böyle bir olay yaşanmadı arkadaşlar. Ucundan, orasından, burasından bir kulüp takılırdı. Şu oldu, bu oldu. VAR hayatımıza gireli kaç sene oldu? 3 mü, 4 mü? 4, kaç sene oldu? Ondan bile haberiniz yok. 4 değil mi? 4. sezonumuz. 3, 4, 5 fark etmez. Bugüne kadar VAR hayatımıza girdiğinden beri offside'dan dolayı iptal edilen yahut da offside şüphesi olmasına rağmen verilen gol. Bakın verilen golleri de diyorum. Bir tane pozisyonda offside çizgisinin çizilmediği oldu mu? Yanlış çizildiği oldu, yamuk çizildiği oldu. Çizemediler çizgiyi. Orta hakem VAR'a gitti. Faul şüphesiyle offside'da geri döndü. Niye offside'da geri döndü emin misiniz diye sorabilirsiniz. Eminim çünkü Sivas cephesiyle konuştum. Hakem onlara offside için iptal ettiğini söylemiş. Bugüne kadar kaç kere hani hiç çizgi çizilmedi. Bir de şöyle bir iddia var. Bu dibine kadar soruşturulmadı. Çizgi yanlış çizildi. Yanlış çizildiğini anladıktan sonra geri dönüş olamadı. Böyle bir iddia var. Böyle bir şey varsa zaten maçın tekrar edilmesi gerekir. Yani kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum. Hangi maçta bu kadar uzun süre inceleme oldu? Bizim bir iki tane maçımız vardı. Biri Göztepe'deydi. Penaltıyı kurtardı, golü attık. Sonra dönen toptan gol attık. Sonra penaltıyı tekrarladılar. 4 küsur dakika bir şeydi. Onlar bizim iki tane pozisyon, ikinciyi unutuyorum ama bizim aleyhimize çıkan konulardı bunlar. 5 dakika pozisyon incelendi. Hakemin vücut lisanına bakın, adını koyamıyor. Bugüne kadar hangi VAR incelemesinde bir hakem elinde kaleme benzeyen bir objeyle şöyle bir şeyler yaptığını, pozisyonu incelemeye çalıştığını gördük. Dolayısıyla dünkü maçta yaşanan olay herhangi bir olay değil. Hele yaygara koparmaksa, yaygara kopartmayı sonuna kadar hak eden bir olaydır. Çünkü biz böyle bir olay yaşamak istemiyoruz bir de. Hakem hataları olacaktır. Tabii ki bu hatalar, işin maliyetinde bu var ama böylesi iş başka seviyede bir hata. Dolayısıyla ne ceza verilecek, ne önlem alınacak, ne radikal kararlar verilecek bekliyoruz. Ve bunun ciddi tarihi. Biz böyle şuursuzca altından kalkamayacağız iddialar yapan bir kulüp de değiliz. Biz bir iddia yaparsak da arkasında dururuz. Dolayısıyla biz tespitte bulunuyoruz şu an.
Bu tespitlerimi yanlış diyen varsa da soru cevap kısmına sizden özellikle rica ediyorum. Sonuna kadar beni zorlayın. Bizde öyle şey soru olmaz. Ne soruyorduk biz onlara? Çanak soru olmaz bizde. Yani biraz evvelki basın toplantısı neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu. Ben hiçbir kulüp de hedef almak istemiyorum. Çünkü bunlar, bu yapılanlar kulüpleri birbirine düşürecek. Hepimizi birbirimize düşürecek. En çok birliğe ihtiyacımız olan bir dönemden geçerken. Bir gün evvelki maçta da fahiş hatalar oldu. Niye konuşmuyoruz? Çünkü radarda değildi o kadar. Alanya Kayseri maçında. Olacak gibi değildi orada yaşananlar. Ben seyretmedim maçı. Yorumları izleyince döndüm. Özetlere baktım. Kayseri Başkanı da isyanlardı. Dolayısıyla bu futbol dışından unsurlara da bakmak lazım. Yani bu bizi birbirimize düşürecek. Hadi biz başkanlar, olgun insanlarız, asgari müşterekle buluşabiliyoruz ama sokaktaki insanı düşünün. Sivasspor Başkanı'nı ve hocasını tebrik ediyorum. Evet, bu haksızlık pek çok kulübü ilgilendiriyor ama en ağır mağdur olan taraf Sivasspor. Ve dünkü açıklamalarına çok büyük saygı duyuyorum. Çok daha fazla şey söyleyebilirlerdi. Ama son derece olgun davrandılar ve dediler ki biz federasyondan açıklama istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Bak bugün Galatasaray istediğini söyledi. Hepimiz açıklama istiyoruz. Bizim öyle her yerde elimiz yok. Daha önce hiçbir zaman var kayıtları da bize verilmedi. Ama onlar da açıklama istiyorlar. Dolayısıyla inşallah kamuoyunun vicdanını tatmin edecek, soru işaretlerini giderecek ve bu işi bir milat olarak görüp Türk futboluna bir meyen taşı olarak görüp bir yaklaşım olursa inanın hepimiz bu işten kazanırız. Ben çok büyük bir fırsat olarak görüyorum bunu.